Merhaba arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bursa Tarım Fuarı 2024'ten herkese selamlar olsun. Şu anda Deutz Fire SDF grubunun standındayız. Hemen girişte büyük devasa traktörler karşılıyor bizi. Yine yeşil renkleriyle burada Deutz Fire marka traktörler mevcut. Bu Deutz bölümü kalabalık değil. Burada bir insan yoğunluğu yok. Sadece şurada bir siyah traktörün başında 3-5 kişi var. Hemen şöyle devam edelim. Ya da güneş alıyor şu anda. Belki insanlar güneş aldığı için kaçmış olabilirler. Hemen yine burada Nevolland standında olduğu gibi Deutz da kendi motorunu burada böyle bu şekilde sergiliyor. Bakın. Yer yerini parlatmışlar motorunu. For Motion diyor. Hemen Same standına doğru gidiyoruz. Explorer 105. Tiger 45. 45 beygir herhalde bu traktör. Tarla tipi. Çünkü yüksek şurası. Altı yüksek. Altı açıklığı. Frutato 80. Argon 90. Evet, bu Argon 90 tarla tipi bir traktör. Yüksek. Hemen şöyle. Frutato 105. Explorer 105 TB var burada. Evet. Mitas marka lastikler var. Yine burada ön hidrolik kollu bir traktör. Evet, arkaya doğru küçük traktörleri var. Frutato 80 klasik var burada. Yine burada Same Delfino 50 var. Evet, buradaki neymiş? Frutato 70. Natural. Hemen Frutato 60'lık var. Natural. Argon 65 var. Argon 65 bayağı büyük, heybetli duruyor. Bu traktör tarla traktörü. Onun yanında yine Dorado var. Bu da kabinli. Bu gölgelikli 60'lık Argon. 65'lik Argon gölgelikli tarla traktörü. Petlas marka lastikler var üzerinde. Biliyorsunuz artık Balıkesir'de üretimi yapıyor Same ya da SDF grup. Bazı modeller Türk malı olarak üretiliyor ve ülkemizin iç pazarı ve ülkemizden yurt dışına ihraç ediliyor. Dorado 90 Natural var. Evet. Şu kolları da ve gel kollarını böyle gümüş rengine boyamışlar. O da değişik bir şey olmuş. Yine bakın burada yardımcı destek pistonları var. Bakalım Natural Frutato 60'da. Evet, onda yardımcı destek pistonu yok. Hemen şöyle burada yine Natural Frutato 70 var. 70'e bakalım. 70'te de yardımcı destek kolu yok. Evet, hemen traktörün üretim etiketine bakalım. Evet, Made in Türk malı. Evet, Delfino'nun iç mekanı bu şekilde. Burada da Frutato klasik var. Klasiğin iç mekanı bu şekilde. Hemen buradan devam edelim. Explorer mu olması lazımdı bu? Explorer 105. Evet, yardımcı destek pistonları var. Evet, burada da teknik özellikleri arkadaşlar. Evet, burada da kaputunu açmışlar bir motoru.
Furitetto 105. Evet, bu da motoru. Evet, bu İtalya. Yerli değil bu. Galiba, çünkü İtalya yazıyor orada. Evet, İtalyan malı bu. Yerli üretim değil. Evet, Argon'a bakalım. Evet, Argon'un üretim etiketini bulabilirsek bakalım bu. Evet. Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ. Evet, bu yerli üretim. Türkiye'de montaj. Furitetto'ya bakın. Bu traktör biraz teknolojiye benziyor. Yandakini Argon'a göre böyle daha böyle şey. Bakalım bu nerede üretilmiş. Bunun üretim etiketini bulabilirsem sizinle paylaşacağım. Evet, bu da Türkiye'de üretilmiş arkadaşlar. Tiger 45, Kaplan 45. Tarla traktörü. Evet, Türkiye'de üretilmiş. Muhtemelen 45 beygir olabilir bu traktör. Evet. 44.88 nominal, 41 standart gibi düşünün. Tiger 45, 50, 55, 65 diye var. Hemen şöyle içine bir binelim. Evet. Yüksek ve simidi bayağı büyük bir traktör. İşte bu göstergeleri. Bu ileri geri herhalde. El gazı. Hız kademe. Kuyruk mili. Yine burada vitesi var. 4 vitesli. Evet, bayağı yüksek bir traktör. Tarla traktörü. Tarla traktörlerinde giriş seviyesi. Evet arkadaşlar. SDF grubunda standı bu şekildeydi. Şimdi buradaki videomuzu sonlandırıp Massey Ferguson standına geçiyoruz. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.